Geldiniz, sefalar getirdiniz. Harika bir haftaya merhaba diyoruz. Yine sizlerle beraberiz. Bugün böyle güneşli bir güne uyandık. Hafiften böyle soğuklar başladı ama o da Kasım'ın, Ekim sonu Kasım'ın güzelliği diyelim. Ama daha önümüzde pastırma yazları var diye bekliyorum ben. En azından bir hafta 10 günlük falan böyle yine bir sıcak yapsa, bir sahillerde yine bir top koştursak falan deyip böyle arada iyi de öyle konuşuyoruz. Dedim ya, yine harika bir haftaya başlıyoruz. Harika haftaya başlarken de dolu dolu bir menümüz var efendim. Alayım hemen. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ne alıyorum? Tabii ki biliyorsunuz ki sizin için her şeyi aslında böyle kaşık, bardak ölçüsüyle hazırlıyoruz. Ama bizim geri planda biliyorsunuz ki gramladır her şeyimiz. Ama istiyoruz ki böyle yayın öncesinde de kaşığını, bardağını ölçelim ki size o şekilde bilgi verelim. O yüzden böyle tarifleri tekrar güncelleyip aldım bugün sizler için. Siz de evde yaparken çok daha kolaylıkla hepsini yapabilin diye efendim. Şimdi bugün neler yapacağız biraz üstünden geçeyim. Daha sonrasında da konuğumu sizlerin karşısına davet edeyim istiyorum. Ben bugün size bir külah poğaça yapacağım. Çok güzel böyle külah şeklinde şunlarla beraber yapacağım. Hatta böyle yayın öncesinde tam böyle son bir iki saniye kala şey dedim. Acaba bunları böyle öttürerek falan mı girsem ki dedim. Ama sonra baktım ki hadi dedim yapma. Pazartesi yapma bunları Gülenay dedim. Normal şekilde elinde kartlarınla aç yayınını. Bunlarla öyle çok güzel külah poğaçalar yapacağız. İçerisinde peynir dolgusuyla dolduracağız. Ve üzerine birazcık böyle maydanozla falan süsleyip efsane güzel şekilde poğaçalarınız olacak. Bugün yani okuldan geldiği zaman çocuklarınız bence sizler de bu külah poğaçalardan yapmalısınız efendim. Bir de onun dışında ne yapacağım ben? Portakallı mozaik yapacağım. Efendim, içerisinde böyle portakal kabukları olan çok güzel aromalı bir mozaik pasta yapacağız ve gerçekten pasta şeklinde yapacağız. Belki üzerine daha sonrasında da birazcık daha böyle çikolata eritip, üzerine böyle çikolatalarla süsleyip, hatta buzluktaki meyvelerimle de birazcık da görsel şölen yaratabilirim sizler için. Konuğum ne yapacak derseniz, efendim hemen söylüyorum, börek taş yapacak. Bakalım içerisinde patlıcan var. Ve ben zaten patlıcana bayılırım. Hem de bu güzel yuvarlak patlıcanlar bostan patlıcanıyla yapacak. Biliyorsunuz ki bostan patlıcanını böyle birazcık ızgarada yaptığınız zaman aynı öyle lokum ekler gibi çok çok lezzetli oluyor. Bir de onun dışında efendim yine meyveli bir tartımız var. Siz mevsim meyvesi olarak ne kullanmak isterseniz onlardan kullanabilirsiniz. Biz bugün bakıyorum kivimiz var, erik var, mandalina var. Yani dedim ya gönlünüzden nasıl geçiyorsa, elinizin altında, dolabınızda ne varsa onları kullanaraktan efendim güzel, harika, meyveli bir tart yapabilirsiniz. Şimdi artık baktım böyle bayağı konuştum galiba, anlattım. O yüzden de büyük alkışlarla karşınıza efendim Cemil Çengeli, Cemil Usta'yı, Cemil Şefimizi davet ediyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Sizi gördük, daha iyi oldu. Bomba gibisiniz maşallah hafta başı. Teşekkürler, evet. Enerji doluyuz hafta başı. Birazcık güneşin de etkisi var ama gerçekten. Ne son güzel. Böyle birkaç sabah yağmurla falan uyanınca insanın da böyle birazcık modu düşüyor ister evet, istemez. Aynen. Ama bugün baktığım böyle güneş var, oh mis, güzel, tamam dedim. Hadi bugün olup dedim, alıp götürürüz o zaman. Şimdi ben tabii ki saydım bütün menüleri efendim. Bostan patlıcanına bayılırım gerçekten. Evet, onu tavada ısıtacağız, evet. Pişireceğiz, lokum gibi oluyor yani. Ciddi anlamda. Çok çok severim. O yüzden şimdi tartla mı başlayalım? Tart hamurunu yoğuralım. Ki dolaba atalım. Aynen, tart hamurunu yoğurduktan sonra bir 10 dakika kadar dolapta bekletmemiz gerekecek. Ki güzelce açalım, evet. Kalıbımıza güzelce yerleştirelim ki diye. Ki buranın sıcaklığı şimdiden söyleyeyim değişkenlik gösterebiliyor. O tart hamurları açılmayabiliyor. O yüzden bakalım. Bayağı dolapta dursun gerçekten, önden yapalım ve dolaba atalım ki aynen. Daha sonrasında sıkıntı olmasın diye. Efendim o zaman tart hamurunun malzeme listesini okumakla başlayacağım. Daha sonrasında ben de hamurumu yoğuracağım ki mayalandırmak istiyorum. Tamam. Ben de yoğurayım hamuru o zaman, bir tamamdır. Yoğurma kabı alalım. Ben hemen malzeme listesini verdikten sonra size de çok güzel kaplar getireceğim. 2,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 4 adet yumurta sarısı, 1 çorba kaşığı un, 1 çorba kaşığı mısır nişastası, 1 paket vanilya ve 1 çorba kaşığı da tereyağı. Üzerine mandalina, angelika, erik ve kivi kullanıyoruz. Elimizde bunlar olduğu için. Efendim.
Hamuruna ne koymuştuk? Yeniden de bahsedeyim. Biraz önce de okuduğum gibi 2,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 4 adet yumurta sarısı, 1 çorba kaşığı un, 1 çorba kaşığı mısır nişastası. Eklemek istediğiniz bir şey mi var? Kremasının reçetesi zannedersem hamurunun tarifini veriyoruz şu anda. Evet, hamurun tarifini alabilirsem mutlu olacağım. Ben de diyorum ki bir çorba kaşığı unla diyorum. Nasıl tart hamuru yapıyoruz ya? Tart hamurunun kreması. Evet. Kremasının reçetesi. Evet. Peki burada bende tart hamurunun malzemesi yok şu anda elimde. Ben sizden alayım mı? Tabii ki. Evet. 2,5 su bardağı un kullanacağız. 1 çay bardağı pudra şekeri kullanacağız. 1 adet yumurta kullanacağız. 1 su bardağı tereyağımız var. 1 paket şekerli vanilin kullanacağız. Evet. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. İşte kış ayına giriyoruz. Ben tart hamurlarında genelde kışın portakal kabuğu rendelerim. Yazında limon kabuğu. Yazın biraz daha fresh oluyor biraz hamur. Daha fresh. Onun için kışın da şimdi işte kışın başlarındayız. Portakal kabuğu rendeleyeceğiz. Peki bu klasik böyle bir çay, yarım çay bardağı kadar soğuk bir su koyarız. Onu kullanmıyoruz. Yok. Sizde yok. Evet, bizim reçetemizde sizde maalesef yok. Efendim, o zaman şimdi ben şuradan size güzel bir kap getireyim. Okay. Kap köşesine doğru ilerliyorum efendim. Daha sonrasında efendim öyle yavaş yavaş gideyim. Gelelim ve hemen yoğurmaya başlayalım. Şuradan hatta kendime de bir tane de almış olayım. Şimdi. Tabii şimdi burada ismini veremiyorum ama bu evlerde çok kullandığımız bir maya var ya. Evet. Şimdi aslında oranın şefi. Aynen. Veremiyorum. Deminden yanlışlıkla vermek üzereydim. Dedim ki dur Gülenay sakın. Sakın dedim yapma öyle şeyler. En iyi maya desek seyircilerimiz anlayacaktır. Kesinlikle evet. Öyle. En iyi maya. Hani bu daha eskilerden beri kullanılan en iyi mayanın şefi efendim kendisi. Teşekkür ediyorum. O yüzden de ayrıca bugün mutluyum açıkçası. Çünkü sormak istediğim şeyler olacak. Seve seve cevaplar. Ekmek mayalanmasıyla ilgili. İşte ekşi mayalarla ilgili. Hepsiyle bilgi alırsak çok çok mutlu olacağız sizlerden. Ne demek, seve seve. Hemen başlayalım. Efendim. Evet. Malzemelerimiz burada. 2,5 su bardağı un. Evet. Koyduk. Şöyle unun ortasını açıyorum. Hı. Daha rahat yoğurmak için. Evet. Pudra şekerini koydum. Yumurta. Şekerli vanilin. Koydum. Tereyağımı koydum. Peki tereyağı soğuk mu olmalı sizce yoksa oda sıcaklığı mı? Oda sıcaklığında olursa daha iyi bir yoğurma rahat olur. Ya direkt dolaptan çıkardığınızda hamurun içerisinde pütürlü olarak da kalabilir tereyağı. Eritmede zorluk çekebilirsiniz. Oda sıcaklığında olursa rahat bir hamur rahat yoğurursunuz. Tabii ki tart hamuru yoğururken de Gülenim şuradan çok az bir rende tabii isteyeceğim ki, sizden şunun içerisine. Tart hamuru da bir çeşit kurabiye hamuru aslında. Kesinlikle. Kurabiye hamurlarında da dikkat edilmesi gereken şeyler var. Hani başında da söylemiştiniz ya, işte burada hamurları bazen dağıtıyoruz, evet, açamıyoruz. Bunlarla ilgili de biraz konuşalım. Lütfen. Ev hanımları da ya da izleyicilerimiz nelere dikkat etmeli bununla ilgili. Konuşalım ki daha rahat. Açılan bir tart hamuru elde edebilsinler. Kurabiye hamuru bir çeşit tart hamuru. En çok dikkat etmemiz gereken şey az yoğurma. Hani biz hep söylüyoruz, işte annelerinizden, ablalarınızdan öğrendiğiniz tekniklerin başımızın üstünde yeri var. Lakin ama bir de bu el sıcaklığı var. Evet, profesyonel imalatlarda bu tarz hamurların en büyük şeyi, dikkat etmemiz gereken şeyi az yoğurma. Hamur olur olmaz yoğurma işlemini bitireceğiz, dolaba atacağız. Hamurla oynamayalım. Aynen, hamurlarla, özellikle kurabiye hamurlarıyla çok oynamamak gerekiyor. Açarken de bu arada değil mi, çok fazla una maruz kalmadan da açılması gerekiyor. Yani kurabiye hamurlarında benim en çok dikkat ettiklerimden bir tanesidir. Çünkü ne kadar çok una maruz kalırsa bu sefer hamurun yapısı biraz değişmeye başlıyor. Kesinlikle, kesinlikle doğru. Yani hamura ilave olarak un ilave etmiş oluyorsunuz. O evet, da hamurun ana yapısını bozuyor. Yapısını bozuyor birazcık. Kazıyıcı gibi bir şeyimiz var mı? Şu hamuru toparlayayım. Şuradan efendim. Şöyle şeyleri var. Bu işin sürümü. Burada spatula da verebilirim. Bizim imalatlarda evet, daha yoğunlukta kullandığımız aparatlar.
Evet. Alet edevat da çok önemli. Peki başka neye dikkat etmeliyiz tart hamurunda? Dediğim gibi yoğurma çok önemli. Bir de mutlaka yoğurduktan sonra her hamuru dinlendirmek lazım ama tart hamurlarını mutlaka dolapta dinlendirmek gerekiyor ki düzgün bir açma olsun. Bakın bir de dikkat ederseniz çok böyle yüklenmiyorum hamuru. Hani nazik kadar nazik. Aynen. Okşuyor sadece. Ne kadar yoğurursam iyi olur mantığı yok kurabiye hamurlarında ya da bütün hamurlar için geçerli. Her hamurun kendine özgü karakteri var. Kurabiye hamurları farklı tekniklerle yoğrulur. Mayalı hamurlar farklı tekniklerle yoğrulur. Börek hamurları farklı tekniklerle yoğrulur. Onun için bunları yani bu temel bilgileri öğrendiğinizde yaptığınız ürünü daha kolay, daha rahat yapıyorsunuz. Yani nasıl öyle çevremizdeki her kişiye aynı muameleyle yaklaşamıyorsak aynen. Efendim. Aynen. Bazıları sevgiden hoşlanıyor, bazıları çok sevgiden hoşlanmıyor falan. O yüzden hamurlarınıza da aynı ilgiyle yaklaşırsanız çok daha kolay olacak. Yani okşanmayı sevmeyen, mıncıklanmayı sevmeyen hamurları çok da fazla ellemeyiniz lütfen. Bakın hatta unlar görünüyor ama ben yine de çok böyle evet. Yoğurmuyorum. Hamur oldu gibi evet. Zaten. Şimdi bir streç filme sarıp dolaba. Hamurumuzu dolaba atacağız. Süper. O zaman şuradan hemen vereyim. Açayım. Şöyle yapalım. Teşekkürler. Hadi. Hafif de bastıralım şöyle üzerine. Uygun mudur? Kesinlikle. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hamurumu ben arkadaki dolaplarıma vermek istiyorum. Buradaki dolabın böyle pembe falan çok güzel ama soğukluğunu çok sevmiyorum ben kendisini. O yüzden alayım ben onu da. Teşekkürler. Efendim. Siz burada ellerinizi yıkayabilirsiniz. Tamam. Hamuru vereceğim ama birisi alacak inşallah. Baktım kimse almıyor. Hamur veriyorum ama. Yani şimdi efendim ben de istiyorum ki külah poğaçamın hamurunu yoğurayım. Ki böyle güzel güzel dinlensin, mayalansın. Sonra dedim ya portakallı bir mozaik yapacağız. Efendim bu külahlarım. Evet şimdi hazırsak başlıyorum. Bir paket yaş maya kullanıyorum. Bir tane yumurta, bir su bardağı süt, bir paket kaymak, aldığı kadar un, tuz. İçerisi içinde beyaz peynir ve maydanoz kullanacağım. Siz isterseniz krem peynir de kullanabilirsiniz. Ben bugün böyle beyaz peyniri birazcık iyice elimle ezdireceğim ve içerisine dolduracağım. Şimdi şöyle malzemelerimi alayım. Maya. Durunuz efendim. Lütfen. Şimdi bir mayalı hamur yapacağız biz de. Şöyle mayayı zaten yumuşak artık buranın sıcaklığıyla beraber ama birazcık sütümü ılıtmak istiyorum. Şimdi tabii ki bir de maya ustasıyla beraber olunca böyle insan bir heyecan yapıyor. Bu arada hazır ben de böyle mayalarken şunu kenara alayım. Mayalamayla ilgili olarak böyle püf noktaları verebileceğiniz böyle pratik bilgiler varsa bizler için çok çok mutlu olacağım. Şunu söyleyeceğim. Mayalama hafif ısıtacağım dediniz. Evet. Hafif ısıtmayı bazen kaçırabiliyorlar. Çok böyle ılığın üzerinde bir sıcaklık olursa. O zaman kesiyor. Aynen mayanın aktivitesini düşürüyorsunuz. Maya bir çeşit mikroorganizmadır. Evet. Bunu aşırı sıcakla temas ettirdiğinizde etkisini giderecektir. Mayalı ürünlerde çok iyi performans alamazsınız. Onun için çok az bir şey ısıtılabilir. Isıtılabilir. Evet. Onun dışında peki mesela hızlı mayalandırmak istediğimiz durumlar oluyor. Özellikle biz yayında istiyoruz. Ne yalan söyleyeyim vallahi yayında istiyorum bazen. O zaman da ürünü tamamen yaptıktan sonra dereceli fırınlarda bir 40-50 dereceye ayarlayıp fırını kapatalım. Hepsi kapatıp hepsiyle beraber fırının içerisine atıp o şekilde hızlı mayalandırma gerçekleşir. Ama tabii ki en iyisi ortamın kesinlikle. Sıcaklığıyla beraber. Evet, oda sıcaklığında mayalanırsa kendi halinde daha iyi olur. Evet, şöyle yapalım. Bu arada meslekte kaçıncı yılınız? 20. yılımızı doldurduk. 20 maşallah. Evet. Gerçekten maşallah diyorum efendim. Şimdi birazcık da toz şeker de ekleyeceğim ben buna. Ben maya ile toz şekerin aşkına çok inanıyorum. Siz de inananlardan mısınız? Yoksa hani bu bilinen yanlışlardan bir tanesi mi? Öyle diyebiliriz evet. Öyle mi? Biz maya ve mayanın tuz ve şekerle bir araya gelmesini istedik. Öyle mi? Evet. Vallahi ben getirdim ama ne yapacağız şimdi? Gayet getirdim. Güzel poğaça çıkacaktır eminiz. Maya ve tuzun öncelikleri. Peki bu niye böyle biliniyor?
aslında. Şeyle ilgili, bu mayanın yapısıyla ilgili. Maya en başında dedim ya, bir çeşit mikroorganizma, yani bir çeşit canlı. Hı hı. Bu canlı şeker ve tuz, bu canlının hamurun içerisinde ilk temasta, hamurun içerisindeki işte hamuru yoğuruyorsunuz, elastiki bir yapı kazandırıyorsunuz, hı hı, hamura içeride bir gaz oluşuyor. Evet. Bu mikroorganizmayı siz öldürürseniz bu ölür. Evet, bu gaz oluşumu gerçekleşmez mayalı hamurların içerisinde. Onun için istemeyiz mayayla tuzun. Vay. O zaman aslında biz bu ana kadar hep ölü hamurlar mı yaptık? Bu mudur yani? Orada şey önemli. Maya sizin yani koymuş olduğunuz tuz ve şeker, hı hı, maya ile mücadele ediyor şu anda. Evet, buradaki mücadeleyi maya kazanıyorsa poğaçanız olacak. Poğaça güzel olacak, evet, tamam. Genelde demek ki hep bizim mayalar kazanmış yani diye, evet, düşünüyorum. Sağ olsun, mayam diye demiyorum vallahi, çok mücadeleci. Hani... Evet, yani o zaman tuz ve şekerle aslında çok çok bir arada sevmiyoruz. Evet, sevmiyoruz. Vay süper. İşte dedim ya, bugün maya olunca aslında birazcık da o yüzden de mayalı bir hamur yapayım ki dedim. Açıkçası ne biliyoruz ne bilmiyoruz. Çünkü hani bu bilmenin bir sonu yok. Evet. Eminim ki bugün böyle şimdi şeyler, yorumlar gelecek bana. Aa, bilmiyor muydum falan filan olacak. Yani şu ya anda birçok kişi şekerle vallahi mayayı birleştiriyor. Bunlardan bir tanesi de benim. Ki sorarak da bile bile de hala daha onu birleştirdim açıkçası ama... Bundan sonra bir de şeker koymadan da deneyelim bakalım. O zaman neler olacak? Zaten şimdi şöyle de bir şey vardır ya hani ev hanımları evde yaptıkları ürünlerin neden endüstriyeldeki gibi, bir pastanedeki gibi, bir unlu mamullerindeki gibi olmadığını hep sorgular. İşte bir tane kaşık profesyonel bir şeften bir reçete alıyordur, evinde deniyordur fakat olmuyordur. İşte bunların hep sebebi var. Hani düzgün yoğuramama, işte düzgün mayalandıramama. İşte yoğurma tekniğiyle yoğurmama gibi sebeplerden dolayı oluyor aslında. Evet. Şöyle de bir sorun yaşıyoruz biz. Yanlış reçete verdi bu. Eksik reçete, evet, verdi gibi şeyler oluyor ama öyle değil. tamamen teknikle alakalı. Kesinlikle. Şimdi ben artık böyle bütün sıvılarımı karıştırdım. Yavaş yavaş unumu ekleyeceğim efendim. Ve yoğurmaya başlayacağım kendisini. Sonrasında da dinlendireceğim birazcık. Evet. Şimdi abi ben yoğururken siz böyle maya ile ilgili mesela ekmek yapımında kullanılan mayalar. Hı hı. Yani bu kullandığımız yaş mayayla ekmek yapmamız arasında ekşi mayalarla böyle birazcık bahsederseniz. Hı hı. Ekşi mayalar işte köylerde, evet, önceden ne vardı? İşte yaş maya ya da kuru maya hazırda bulunmuyordu. Hı hı. Önceden mayalandırdıkları hamurdan, yaptıkları ekmek hamurundan birazcık kenara ayırıp, hı hı, ona işte bakıp, evet, diyeyim size, işte üzerine bez kapatarak, her gün onu kontrol ederek bakıp kendi mayalarını kendileri yapıyorlardı. Buna biz ekşi mayalar, evet, diyoruz. Kendi peki böyle bir ekşi maya tarifi verebilir misiniz? Böyle pratiğinden olur mu? Olur olur. Olur mu? Çok yani sevinirim. Bu şöyle bir şey. Sizin şu anda yoğurduğunuz, hı-hı, mayalı bir hamur. Evet. Bu hamurdan bir parça ayırdığınızda bu sizin bir sonra kullanabileceğiniz maya haline geliyor. Ilık bir ortamda kapalı, hı-hı, bir bezle örttüğünüzde ise maya. Yani mayalı bir hamurdur aslında, hı-hı, bir sonraki kullanacağınız bir sonra maya. Maya. O da bir de tabii durdukça ne yapıyor? Ekşi bir koku. Evet. Gazdan dolayı bir koku, hı-hı, veriyor. İşte o da yapmış olduğunuz ekmeğe ya da poğaçaya da bir aroma katıyor. Güzel bir şey. Daha sanki böyle gerçekten lezzeti ayrı oluyor. Kesinlikle ekşi mayaların lezzeti ayrı oluyor. Evet. Peki hani böyle hamurun dışında işte nohuttan, evet, yapılan mayalar var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, yanlışsam lütfen düzeltin. Bu çam kozalaklarından, hı-hı, yapılan yoğurt bile mayalanıyor. Çiçek, evet, mayası, çiçek mayası dediğimiz grup. Yani çiçek mayası ve nohut mayası. Bir nohut mayası anlatayım. Çok mutlu olurum. Hazır bulmuşken efendim. Yok. Normal yani nohut yemeği yaparken akşamdan ıslatırsınız ya, evet, nohutu. Bunda da yine aynı şekilde ıslattığınızda nohut yumuşacaktır bir gün sonra. tekrar üzerine ılık su ilave ederek bunu, evet, Tekrar biraz daha şişmesini sağlıyorsunuz ve karıştırıyorsunuz. Yani bu hamur haline geliyor zaten. İyice şişmesini sağlıyorum. Evet, iyice şişmesini sağlıyorsunuz. Her gün buna ılık su ilave ederek yine ekşimesini, yani orada bir maya oluşumu sağlıyor kavanozun, hı-hı, içerisinde. Mutlaka kapalı bir ortamda tutmanız gerekiyor.
Yani nohuttan elde ettiğiniz ekşi hazır olduktan sonra yine mayalı hamurun içerisine koyup, yani hamurun içerisine koyup bunu her gün o yapmış olduğunuz ya da her seferinde yapmış olduğunuz hamurun içerisine bu ürünü kullanabilirsiniz. Fakat bu da bir süreç tabii. Bunun bir ömrü sonuçta bir canlı maya. Bunun bir ömrü var. Evet. Yani nohutla yaptığınız mayayı siz bir ay, iki ay, üç ay kullanamazsınız. Ancak dediğim gibi yapmış olduğunuz hamurun içerisine kattıktan sonra o hamuru tekrar maya olarak kullanabilirsiniz. Yine aynı yere geliyoruz. Yine aynı yere geliyor. Yine aynı yere geliyoruz. Ama bunu da bence izleyiciler muhakkak deneyeceklerdir nohut mayasını ki deneyen takipçilerim var. Yani yapanlar var çünkü biliyorum. Özellikle bir de sizden de açıkçası dinleyelim istedim. Şimdi benim de hamurum neredeyse hazır artık. Streçleyeceğim ve güzel güzel dinlenmesi için kenara doğru bırakacağım. Sonra ne yapacağız? Efendim. Evet. Dinlenecek kendisi. Evet. Şimdi. Bu arada bir de tart hamurumuzun kreması olacak. O kremaya başlamak ister misiniz yoksa? Tabii tart hamurumuz dinlenirken kremada bir taraftan soğusun iyi olur tabii. Şöyle. Çünkü o hamur kremada çok çok önemli. Bir tencere hemen vereceğim. Tencerede getireceğim. Efendim, şu ellerimi yıkayayım. Bu arada sizlerde sosyal medyadan öğrenmek istediğiniz mayaya dair bilgiler varsa lütfen yazın. Birazdan bakıyor olacağım. Sayın şefim kremasını hazırlarken şöyle ellerimi yıkayayım. Güzelce. Evet, şimdi neler vardı kremamızda, malzeme listemizde? Hani benim deminden beri ısrarla hamur malzemesi olarak okuduğum. 2,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 4 adet yumurta sarısı, 1 çorba kaşığı un, 1 çorba kaşığı mısır nişastası, 1 paket vanilya, 1 çorba kaşığı da tereyağı. Evet. Süper. Evet. Şimdi neler yapacağız? Bir pastacı kreması şeklinde olacak. Genel amaçlı kullanabileceğimiz bir pastacı kreması hazırlayacağım. Bunu sadece tart hamurunda yani tartlar için, meyveli tartlar için değil. Evet. Kullanılabilir galiba. Normal yaş pastalarda da kullanabilirler. Meyveli pastalarda da kullanabilirler. İşte ekler profiterol içi olarak da kullanabilirler. Genel amaçlı bir pastacı kreması hazırlayacağım. O zaman bütün ürünlerde yani kremalı bütün ürünlerde bu kremayı hepsini kullanabiliriz. Evet. O zaman efendim bir tencere alayım. Şuradan doğru. Benim de en sevdiğim kremalardandır gerçekten. Böyle lezzetli. Önce şöyle yumurta sarısını ayıracağım. Hemen ayıralım. Bir kap getireyim. Evet. Yumurta sarısı önemli. Yumurta sarısı evet kremalı pastacı kremalarına farklı bir lezzet veriyor. O yüzden o önemli. Siz direkt yumurta sarısını koyarak başladınız. Yumurta sarısıyla şekeri biraz çırpacağım. Çünkü yumurta sarısı bazen yani kabuk yapabiliyor direkt sütün içerisine attığınızda. İçerisinde böyle sarı sarı görünebiliyor. Onun için yumurta sarısını önce şekerle, unla, nişastayla güzelce karıştıracağım. Sonra sütü ilave edip kaynayana kadar devamlı karıştıracağım. Ve burada bir püf noktalarından da bahsedeceğiz. Kremalarda ve süt tatlılığını, kremada bir çeşit süt tatlısı. Evet, kesinlikle. Onlarda nelere dikkat etmek lazım? Aromalarını koyarken nelere dikkat etmek lazım? Onları da konuşacağız. Nelerine pek dikkat etmek gerekiyor? Özellikle aromalarda neli yapıyorsunuz? İşte biz vanilya ilave edeceğiz. Kremamıza vanilya koyacağız. Vanilya ve tereyağını en son ilave edeceğiz. Bütün kaynama geçtikten sonra. Yemeklerde de öyle değil midir zaten? Evet. İşte karabiberi. Tereyağını üzerine en son bir eklenir. En son ilave edersiniz ki o aroması net tadı, içerisinde kalsın diye. Şimdi yumurta sarısını koydum. Şekerini ilave ettim. Biraz karıştırdım.
Sonra un ve nişastayı ilave edeceğim. İyice homojen bir yapı alsın diye böyle teker teker yapıyorum ki Pütür de kalmasın içerisinde, daha kolay olsun diye. Kesinlikle. Unumu yani yumurta koydum. Sarısını baştan koyarsanız üzerindeki o kabuklaşmayı ve o sarı rengi biraz daha kırmış oluyoruz. Evet. Tamamdır. Karıştırdım. Tamam, şimdi sütü ilave ediyorum ve ocağın altını açacağım. Kaynayana kadar karıştıracağım. Evet. Birçok krema reçetesi var, birçok krema tarifi var ama bu benim işlerinde en çok favori dediğim bir krem patiseri. Mesela hiç öncesinde yumurtayla karıştırarak pişirmemiştim açıkçası. O yüzden de yumurtayı kırınca dedim değişiklik. Seviyorum ama değişik bilgiler öğrenmeyi seviyorum. Şu ana kadar da açıkçası gelen hani birçok şef arkadaşımı da ağırladım. Hepimiz yumurtayı sonrasında ekliyoruz. Olsun, farklılık sonuçta evet. Bir sürü şey var, bir sürü reçeteler var. Onun için hepsini öğrenmekte de fayda var. Evet. Şimdi efendim pastacı kremamızı hazırlıyoruz. Dediğimiz gibi bunu aslında her yerde kullanabilirsiniz. Hem de çok da değişik bir teknikle yapıyor. Bence muhakkak not alın ve deneyin diyorum. Tart hamurumuz dinleniyor. Bir yandan da benim mayalı hamurum dinleniyor efendim. Güzelce külah poğaçalar yapacağız. Meyveli bir tart yapacağız. Reklamlardan sonra mozaik pastası yapacağız. Sonra bu patlıcanlar da gözüm efendim. Belki onlar birazcık ızgara olunca bir kuple oradan çalarım. Böyle bir damak tadımı şenlendiririm diye bekliyorum. Şimdi kremamız hazırlanırken sıra reklam zamanı. Siz çayınızı kahvenizi yeniliyorsunuz efendim. Artık eminim kahvaltılar bitmiştir. Daha sonrasında yeniden sizlerle buluşuyoruz. Aman bir yerlere ayrılmayın. Gerçekten şu anda harika görünüyor. Bir daha böyle bir karıştıralım mı? O akışkan kıvamı da görsünler. Süper oldu. Ne yapmıştık? Yumurtayı önceden koymuştuk. Evet, yumurta sarımızı koyduk. Bu önemli. Yumurta sarısını önceden koymuştuk. Şekerle biraz karıştırdık. Evet. Sonra un nişastayı ilave ettik. Sütü boşalttık. Sonra orta ateşte kaynayıncaya kadar karıştırdık. Dediğimiz süper. Gibi şimdi kaynama tamamlandı. Altını kapatacağım. Şu fokurdama kesildikten sonra tereyağını ve vanilyasını ilave edeceğim ki o vanilyanın aroması içerisinde kalsın sonra diye. Sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Bu gördüğünüz cam kaba alacağız kolay soğusun diye. O cam kaba aldıktan sonraki kısmıyla daha çok ilgileniyorum. Sonra dibini kaşıkla sıyıracağız ki düğünümüzde kar yağsın şeklinde. Benim en büyük handikaplarımdan bir tanesi burada pişen bu kremaların diplerini sıyırmam. Tamam. Yani o yüzden dibinde kalsın birazcık. Hepsini sıyırmayalım. İyice sıyırmayalım evet. Peki. İyice sıyırmayalım. O gerçekten ayrıca bir tat güzel oluyor. Efendim bu arada ben ne yapacağım? Artık mozaik kısmına başlamak istiyorum ki onu birazcık çünkü dolapta dinlendireceğim. Ve daha sonrasında streçten çıkartacağım. İçerisinde neler var efendim? Bir paket petit beurre bisküvi demiştim. Küçüktü o yüzden ben iki paket kullandım. 2 paket kakao, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 paket krema, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 adet portakal kabuğu kullanacağım. Böyle rendeleyeceğim ki güzelce bir aroma versin diye efendim. Şimdi öncelikle tereyağımı eriteceğim, sütümü ısıtacağım ve şekerle beraber karıştıracağım. Çok güzel kokuyor. Çok güzel. Tencere nerede? Tencere nerede? Tamamen evet. Sıyırmadım onu. Tencereyi burada. Efendim. Tencere burada. O yeter değil mi bize?
O zaman. Yeter. Tamam. Haftanın ilk tadımına başlıyorum. Biraz üfleyeyim de ağzım burnum yanmasın sonra. Şimdi bunu geniş çok bir güzel kabın içerisine döktük. Çabuk soğusun diye böyle yapıyoruz ki. Yine bunun üzeri kabuk tutmasın diye böyle ara ara bunu karıştıracağız tamam, ki yine böyle tam bir krema çok kıvamı güzel olsun. Afiyet olsun. Ara ara karıştıracağız. Bir kaşık daha alayım, başka almayacağım. Yapmaya başlayacağım. Tamam, söz. Ama onu da kenara koydum ki sıyırmaya sonra devam edeceğim diye. Şimdi ben şu süt ve tereyağını birazcık ısıtayım, eriteyim tereyağımı. Daha sonrasında da başlayalım. Mozaik de yapalım. Şöyle şuraya alırsam rahat edeceğim. Bu arada şimdi reklam arasında söylemiştim ya, maya konusuyla ilgili olarak yeniden bir bilgi istiyorlar. Özellikle şu nohut mayasını yeniden duymak istiyorlar ve saklama koşulunu da yeniden öğrenmek istiyorlar. Bire 1,5 gibi hesabını yapalım. Yani bir bardak nohutumuz varsa onu bir kavanozun içerisine alıp 1,5 su bardağı ılık suyu onun içerisine koyup kapağını kapatıp bekleteceğiz bunu. Evet. Ne yapacak? Nohut şişecek iyice. Hı hı. Ertesi gün tekrar biraz daha ılık su ilave edip bir daha bekleteceğiz ki iyice böyle hamur kıvamına gelebilsin diye. Yine ağzını kapatacağız. Evet. Yine oda sıcaklığında bekleyecek. Sonra ertesi gün baktığınızda onu karıştırdığınızda zaten hamur kıvamında bir nohut göreceksiniz ve kokladığınızda da ekşi bir koku olacak. Bunu maya olarak kullanabilirsiniz. Yani hamurun içerisine koyduğunuzda maya vazifesi görür. Fakat yani bu nohut mayasını çok uzun süre bekletemiyorsunuz. Hani günübirlik hamurlarda artık mayayı yaptınız, hamuru artık maya olarak kullanmaya devam edeceksiniz. Nohut mayasından her gün hazırladığı ya da gün aşırı hazırladığınız hamurdan ayırdığınız hamuru maya olarak kullanabiliyorsunuz. Yoksa o nohut mayası bir süre sonra kendi özelliğini kaybedecektir. Ama hazırladığınız hamurlar öyle değil. Gün aşırı yaptığınızda, 3 günde bir hamur yaptığınızda o hamurdan biraz ayırıp onu artık maya niyetine o kullanabilirsiniz. O hamurun saklanma koşulundan yeniden bahsetmek gerekirse. O hamur yine aynı şekilde ayırdığınız hamuru, yaptığınız mayalı hamuru koyduğunuzda yine size bir mayalı hamur elde etmiş oluyorsunuz. Yani tazelemiş oluyorsunuz. Evet. Onu defalarca kullanabiliyorsunuz. Her yaptığınız hamurdan ayırdığınızı artık maya olarak kullanabiliyorsunuz. Ve o nohutun o aroması, o ekşi mayanın aroması da o hamura geçmiş oluyor. Süper. Yani efendim yeniden duydunuz. Hani olur da ama böyle takıldığınız bir yer varsa yazmaya lütfen devam edin. Dedim ya hazır yakalamışken hepsini soralım. Ve artık böyle evinizde siz de kendi ekşi mayanızla yaparak harika mayalı ürünler yapmaya devam edeceksinizdir. Ki biliyorum birçoğunuz zaten yapıyorsunuz bunlardan. Ve aynı zamanda tart hamuru için de böyle üzerinden geçtiğimiz püf noktaları vardı. Özellikle dolapta dinlenmesi çok önemliydi. Kesinlikle. Yani dolapta dinlenir çünkü kuru bir hamur. Hani yağ ve un neredeyse. Ve çok elleşmeyeceğiz. Aynen. Çok yoğurduğunuzda. Hamuru rahat bırakın. Evet, bütün kurabiye hamurları için geçerlidir bu. Hani sadece tart hamuru için değil, tatlı tuzlu kurabiyeler. Hani şey isteriz ya kurabiyede ya da tart hamurlarında. İşte ağzımıza kurabiye alalım. İşte kolayca kolayca erisin, rahatça yutabilelim. Onun için hani en başında söyledik ya, hamuru yoğururken hani çok yoğurmayalım hamuru. Bunun sebebi bu aslında. Hamuru ne kadar çok yoğururlarsa özellikle kurabiye hamurlarını, hamurun o ağızdaki kırılganlığını azaltır. Yutmada zorluk çekerler. Ama biz kurabiyede ne istiyoruz? İşte kolayca çiğneyebilelim, rahatça yutabilelim istiyoruz. Hani derler, işte bir de şöyle oluyor. Bazen işte reçetelerde, standart reçetelerde dikkat edin dememdeki şey şu. İşte bir gün misafirliğe gidersiniz, çok güzel bir kurabiye yapmıştır. İşte aynı kurabiyeyi tekrar, işte 6 ay sonra tekrar gittiğinizde bulamazsınız. İşte orada da dikkat etmeniz gereken şey de reçeteye riayet etme. Hani biz profesyonel reçetelerde hep gramla çalışırız. Evet. Hani özellikle eğitimlerde de şeyden bahsediyoruz. Hani artık bardak hesabı, kaşık hesabı, kulak memesi kıvamı gibi tabirleri unutun diyoruz ki hani endüstriyelde yapılan reçetelerle birebir aynı ürünler çıkabilsin. Ama işte maalesef hani her evde de tartı olamadığından dolayı efendim çok da fazla
buna değinemiyoruz. Şimdi tereyağını güzelce sütle beraber erittim. Kakaosunu ekliyorum. Pratik, yumurta katmıyoruz içerisine efendim. Ben birazcık da krema da katıyorum. Şimdi... Peki bu arada baktığım zaman aslında gerçekten formunu koruyan şeflerdensiniz efendim. Teşekkür ederim. Yo, var biraz ama yine de dikkat ediyoruz. Yeme içme ile ilgili durumumuz nasıl? Çünkü hiçbir şey yapmasak işte tadına bakmak gerekiyor bir şekilde. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten şey olarak iştahlı bir adamım. Yani 20 yıldır işte kremanın, çikolatanın içerisindeyiz ama hala da severek yiyoruz ki... Bu da tabii yaptığınız ürünlere de yansıyor. Yemezseniz, tadına bakmazsanız da olmuyor. Evet ama dikkat etmek zorundayız. Kesinlikle. Çünkü özellikle o çikolatalar, evet. Efendim, yani birazcık ipin ucunu kaçırırsanız aynen. gidiyor. Bakıyorsunuz ki oho gitmiş. Tutamıyorsunuz. Şöyle tüm dışındaki o ince sarısını alıyorum. Beyazına getirmiyorum. Siz isterseniz ama kabuğun tamamını kullanmak isterseniz eğer ki. Biliyorsunuz cuma günü aşure yapmıştım ve içerisine yine portakal kabuğu koymuştum. Ama 2-3 kez de böyle kaynatmıştım. O acı suyunu atmıştım. O yüzden onu o şekilde yapıp da kabuklarını da katabilirsiniz. Bu arada bu şu anda bu rendeleme içinden içi acaba böyle gıcıklanan arkadaşlar mı var diye bakıyorum. Böyle ben rendeleme yaptıkça böyle bir suratlar böyle şey oluyor. Hani bir şeftali teki evet. Gibi olaylar var galiba şu anda. Bana sadece kamera güzel arkası. Koku geliyor şu anda. Portakal seviyorum kokusu, mis gibi. Portakal kokusunu. Çok da yakışır mozaik pastaya. Evet. Narenciye kokuları fresh fresh gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi bunu da işte portakal daha yeni çıktığı için sarımtırak portakallar şu anda. Şimdi beyazına getirmeden tüm hepsini alıyorum. Şöyle tamamdır. Şimdi şu iç kısmındakileri de gördüğünüz üzere tüm böyle aromasını alalım. Tabii ince tarafıyla da rendelediğim için içinde kalabiliyor. Şöyle şöyle yapalım. Evet şimdi hemen... Geliyorum. Eldiven takacağım tabii ki bugün. Normal şartlarda eldiven kullanmayı sevmem ama şimdi böyle şeylerde de takmadan ekranda olmuyor peki. Vallahi. Ama gördüğüm kadarıyla siz de eldiven kullanmayan şeflerden. Yok ben de çok sevmem evet. Eldiven kullanmayı. Bir de bunlar galiba biz bu sefer böyle büyük boyunu almışız. Onlar böyle, beni düşünerek almış olabilirler. Böyle şey oluyor efendim. Şimdi neyse artık yoruyorum. Evet şimdi şöyle güzelce elimle karıştıracağım. İyice bulamaç haline getireceğim. Şu anda tabii ki içerisindeki süt ve yağ hala sıcak. Üfleye üfleye devam edeyim. Dolaba koyduğunuz zaman ne oluyor efendim? Donmaya başlıyor. Zaten içerisinde tereyağı otomatik olarak donmaya başladığı için mozaiğiniz de hazır olmuş olacak. Evet. Ben bir streç alacağım ve streçi içerisinde yapacağım. Bir tane de tepsi getireyim. Şimdi artık şunlardan bir kurtulayım. Şöyle şuraya atayım. Bir tane de tepsi alalım. Efendim şöyle. Evet yıktım, döktüm, kırdım her yeri ama geldim. Ama geldim. Şimdi şöyle açıkçası içerisine yerleştirelim. Ki daha rahat çıkabilsin diye. Şimdi bir tane böyle koyacağım. Şuradan bir alayım. Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Mutfakta dayanışmayı seviyorum. Evet. Evet. Şimdi ekip bir işidir zaten. Evet değil mi? Mutfak işi evet. Ekip işidir gerçekten. Bir tane de şu tarafından doğru
yapalım ki daha sonra burada birazdan çıkarken zorlanmadan şov olmasın. Şov olmasın diye. Efendim. Bunu da böyle yapıp buzluğa atacağız. Evet. Şimdi bütün her tarafından güzelce şöyle şey yapalım ki sıkıntı olmasın diye. Üzerinde tekrardan streçleyeceğim. Evet. Şimdi şöyle kaldıysa diye de iyice alalım. Ben böyle üzerine tekrardan birazcık işte çikolata eritip dökmek için de açıkçası tepside yapıyorum. Ama siz isterseniz normal şartlarda sadece streçe sarıp buzluğa attığınızda aslında bunun makulü böyle yaklaşık en azından bir 4-5 saat beklemesidir. Çok çok lezzetli olacaktır. Şimdi hazırız. Efendim. Şöyle şuralarını birleştireceğim. Ve üzerini güzelce kapatıyorum. Evet. Paket haline geldik. Gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaki dolaplarımın buzluk kısmına koymak istiyorum ki bir an önce donsunlar diye. Şöyle vereyim. Buzluğa koyalım. Şimdi krema. Kremamız hazır olmak üzere. Tarhamuru da tam böyle kıvamına gelmiştir. O zaman alalım mı tarhamuru? Evet, tarhamurunu alalım. Tarhamurunu rica edeyim. Ve tarhamurunu açtıktan hemen sonrasında da ben de hamurumu açmak istiyorum ki artık fırınlayalım. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi tarhamurumuz burada. Şöyle verelim. Neler vardı tarhamurumuzun içerisinde? 2 su bardağı un, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı tereyağı, 1 adet yumurta sarısı, 1 paket şekerli vanilya, 1/4 portakal kabuğu rendesi kullandık. Efendim, şimdi... Evet, böyle dokun tam böyle. Evet, tam artık kıvamında. Evet. Mis gibi. Şöyle hafif un serpeceğim. Hı hı. Önce... Üzerine de biraz un serptim. Hı hı. Yavaş yavaş. Evet. Güzel güzel. Devamlı alt üst ederek açacağız hamuru. Hem yapışıyor mu diye kontrol etmek olacağız. Için. Evet. Zaten merdane ile hamurun üzerinde gezinirken yapışıp yapışmadığını da hissediyorsunuz. Evet. Hani biraz açılmakta zorlanıyorsa yapışmış gibi oluyor. Altı. Bu arada nohut mayası buzdolabında kalabilir mi demişler. Oda sıcaklığında olması özellikle mayalanması için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Mayalanması için iyi yani ama nohutun... Muhtemelen izleyicimiz şeyden bahsetmiş. Nohut mayasını yaptıktan sonra dolapta evet. Muhafaza edebilir miyiz? Edilebilir mi? Edilebilir evet. O zaman edilebilir peki ama, ömrü daha mı uzun olur? Daha, evet biraz daha uzar ama çok çok da bekletmemek gerekir. Hani ondan bahsetmeye çalışıyorum. Yani bir ortalama, hafta. Ortalama bir hafta. Evet bir hafta bir diyebiliriz hafta. Ona. Efendim bir hafta kullanın. Bir hafta sonrasında o bir hafta içerisinde yaptığınız hamurlardan böyle ekşi maya elde ettiğinizde belki bir hafta 10 gün sonrasında tekrar bir nohut mayası yapıp devam edebilirsiniz. Ama bir hafta ömrü var. Daha sonrasında maalesef ömrü yetmiyor kendisinin. Şöyle yarım, evet. Yarım santim kalınlığında hamuru açtım. Şöyle kalıbı da altına koydum. Şimdi kalıbın evet. içerisine yerleştireceğim hamuru. Hı hı. Şimdi bir de tabii bunu pişirme şeyi var, aşaması hı hı. var. Fırınımızı 170 derece ayarlayacağız şimdi. Tekrardan da ayarını da kontrol edeyim. Edelim. Evet. Şu anda tam 170'te. Evet. Bunu bir de şeyden bahsedeyim. Yani bütün ürünler önceden ısıtılmış fırında pişer.
Evet. Bu artanları da böyle portakallı kurabiye olarak yuvarlayabiliriz mesela. Evet. Bunları hamur değerlendirme adına. Şimdi bu hamur arttı ne yapacağız diye düşünmesinler. Tart hamurunun kenarına iyice şu hamuru yapıştıracağım. Yapıştırıyorum ki hani aşağıya çökme yapmasın diye. Bütün ürünlerde mesela imalatlarda özellikle hiçbir ürün soğuk fırına girmez. Mutlaka önceden işte tart hamurunu demiş ki 170 derecede işte 15 dakika pişer. Mutlaka fırın önceden 170 dereceye getirilmeli. Bir de bu tart hamurları genelde alttan kabarma yapar. Onun için de bir çatalla bunu delmek gerekiyor. Önemli bir ayrıntı. Yoksa burası böyle kabarık şekilde çıkar. Çatalla şöyle deleceğiz. Tart hamurunu korkmasınlar şöyle hiçbir şey olmaz. Şimdi fırına doğru ilerleteceğiz. Evet fırına artık atabiliriz tart hamurunu. Buradaki fırına koyabiliriz kendisini. Tabii. Şu anda 170 derecede harika ısınmış. Ne kadar süre kalacak? 15 dakika. 15 dakika ama kadar. Her fırının şeyine göre de değişebiliyor. Hani markası modeli ne olursa olsun aynı model fırınlarda bile bazen İki ayrı fırında bile değişebiliyor bu. Ama 170 dereceler iyidir. Evet. 15 dakika sürede çıkacaktır. Evet. Sizin poğaça hamuru da maşallah. Evet. Çok güzel büyümüş benim yavrucuğum gerçekten. Güzel güzel büyümüş. Böyle pofidik pofidik bir hamurum var şu anda. Galiba şeker seviyor ya mayayı. Benim mayayı seviyor. Yani efendim. Vallahi şeker seviyormuş. Şimdi ben bundan parçalar alacağım. Efendim. Ve açacağım. Daha sonrasında şerit şerit keseceğim. Ve külahlarımın etrafına doğru saracağım kendilerini. Şöyle yapalım. Ki bir an önce de pişsinler ki yayın sonrasında görebilin. Şimdi efendim. Bu arada şimdi bu güzel patlıcanlar var karşımda. Onları hemen közleyelim. Közleyelim. Peki ben o zaman bir döküm tava getireyim mi size? Çok iyi olur, çok sevinirim. Döküme doğru ilerliyorum. Efendim neredeydi bakayım benim güzel döküm tavam? En ağırından kol kaslarımı çalıştıran şeklinden buraya koyduk. Efendim. İyice ısınsın. Evet, iyice ısınsın. Tavamız sonra patlıcanları bir bıçakla deleceğim. Şimdi efendim özellikle döküm tavaların temizliğiyle ilgili de bilgi vermek istiyorum. Yıkamak yerine döküm tavayı kullandıktan sonra böyle zeytinyağıyla silerseniz gerçekten daha kolay. Ve bir sonraki lezzetler de daha güzel olur. O yüzden böyle bunları birazcık foşur foşur suda yıkanmaması güzel oluyor. Evet. Ama tabii ki bizim annelerimiz o yıkanmadan olmaz şeklinde düşünenler vardır. Ama gerçekten dediğim şekilde yaptığınızda çok daha kolay sonuçlar alacaksınız. Şimdi közleyeceğiz. Daha sonraki aşaması nasıl olacak? Bu iç malzeme sadece. İki tane közlenmiş patlıcanımız olacak. Bunun içerisinde biraz beyaz peynir, biraz eski kaşar, tuz, karabiber ilave edip böreki tasların içini hazırlamış olacağım. Böreki tasın da hamurun da söyleyeyim. Evet. İsterseniz siz söyleyin. Tamamdır. Sonra ben o hamuru yoğurayım. Eğer sizin poğaçayla ilgili anlatacağınız önemli şeyler varsa buyurun. Olur, sonrasında sevinirim. Yapalım onu. Hemen ama ben malzeme listesini vereyim ki onun da hamuruyla başlayalım. Tamam. Bir tane kap alayım ben hamuru yoğuracağım. Bu arada bu şimdi ilk kez duyduğumuz bir tarif. Şimdi hemen okuyayım. Onunla ilgili de size sorular soracağım. 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı tereyağı, 1 çay bardağı su, 1,5 su bardağı eski kaşar kullanacağız. İç malzemesi için 2 adet bostan patlıcanı, 2 çorba kaşığı beyaz peynir, 1 çorba kaşığı rendelenmiş yine eski kaşarımız var. Tuz ve karabiber. Çok eski bir tarif bu. İşte unutulmaya yüz tutmuş diyebiliriz ama şu anda İşte yeni yeni yapılmaya tekrardan başlandı ama çok eski tarihlere dayanıyor.
tarifi. İşte farkındaysanız eski kaşar falan var hamurun içerisinde. Çok böyle hani bir mayaydı, kabartma tozuydu, o tür malzemeler yok içerisinde. Ve özelliği patlıcanlı olması. Siz bunu yani kıymalı, patatesli, peynirli yapabilirsiniz ama orijinal reçete dediğimiz reçetesinde mutlaka patlıcan. Patlıcan var. Evet. Bu arada yeniden de malzeme listesini hemen okuyayım. 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı tereyağı, 1 çay bardağı su, 1,5 su bardağı eski kaşar, iç malzeme içinde 2 adet bostan patlıcanı, 2 çorba kaşığı beyaz peynir, 1 çorba kaşığı rendelenmiş eski kaşar, tuz ve karabiber var efendim. Evet. Şimdi ben ne yapıyorum derseniz, şöyle açıyorum uzunlamasına ki çünkü şeritler halinde keseceğim. Ve bu gördüğünüz külahların etrafını yağlayacağım birazcık ve bunların etrafına saracağım. Yağlamazsanız çıkarken sıkıntı yaşarsınız. O yüzden yağlıyoruz ki böyle güzel güzel çıkartalım. İçlerini de beyaz peynirle dolduralım. Üzerine birazcık maydanoz gezdirelim. Böyle gerçekten lezzetli, güzel külah poğaçalarınız olsun. Evet, şuradan bir tane bıçak alayım. Peki bostan patlıcanı yerine normal patlıcanı da kullanabilir miyiz? Olabilir. Yoksa bu daha etli diye demek. Aynen, bu daha etli olduğu için bostan patlıcanı değil. Yani yoksa normal patlıcan kullanabilirler. Rendemiz nerede? Rendemiz hemen getireyim. Buradan bir adet daha rende. Buyurunuz efendim. Hamurunda çok bir malzeme yok gördüğünüz gibi ama lezzetli bir... Böyle kesinlikle. Kıyır kıyır derler yani. Öyle çok bir hamuru olacak. Ama patlıcan da yani gerçekten efsane. Dün sabah kahvaltısında biz yaptık. Patlıcanlı kıymalı bir börek yaptık. Söylemesi ayıptır. Gerçekten efsane oluyor patlıcan. Ayrı bir güzellik katıyor. Şöyle efendim. Şimdi ben bir kaba hemen ayçiçek yağı alacağım. Ki... Etrafını yağlaya yağlaya gideceğim. Hemen ki reklama girmeden de fırınlamış olalım. Efendim ki güzel güzel içinin dolu oluşunu da görebilin. Şimdi şunu şöyle koyayım. Hatta şöyle koyalım. En önde dursun. Şuradan ben bir tane yağlı kağıt alacağım. Yağlı kağıdımızı da öne doğru serdik. Bir tane fırça. Şimdi etrafını yağlıyorum. Ki dediğim gibi kolayca çıkabilsin diye. Yani ben bugün tabii elimde hani baktım bu malzemem var hazır. O zaman külah şeklinde yedik yapalım. Ama siz gönlünüz nasıl geçiyorsa öyle yapabilirsiniz. Hani o anda elinizde ne varsa onlardan da kullanabilirsiniz. Şimdi, ama bu da böyle şey gibi oluyor değil mi? Dolgulu gibi oluyor yerken oluyor, değil mi? Evet. İç malzemeyi biraz daha çok alıyor. Şimdi böyle birazcık nazik nazik çevireceğiz kendisine. Şöyle sıkı sıkı, sıkı fıkı efendim bunlar. Böyle şuraya kadar yaptım. Burayı kapatalım. Patlıcanlar ses vermeye başladı. Evet. Şimdi şöyle güzelce şurayı da kapatıyorum. Evet. Bakalım çıkarken bize heyecan yaşatacak mı kendisi? Evet. Vallahi ben de merak ediyorum gerçekten. Bakalım atraksiyon yaşayacak mıyız? Bugün bunları çıkartırken geçen sezon almıştım ben bu malzemeyi ama bugüne kullanmak nasipmiş efendim. Bakalım göreceğiz. Hep beraber yaşayıp göreceğiz bunu canlı yayında. Artık şöyle tekrardan yağlıyorum. Yeniden sarıyorum. Ben de yukarıdan başlayalım bakalım. Şöyle yapsak. Aşağıdan başlayacağım. Aşağıdan başlayınca daha güzel oluyor. Evet.
Ben de hamurumu yoğurdum. Süper. Biraz dinlenmesi için bekleyeceğim. Ama bu dışarıda dinlenebilir. Çünkü içerisinde maya, kabartıcı hiçbir şey yok. Hiçbir sadece şey yok. Hamuru rahat açabilmek için biraz tezgahta dinlendireceğim. İç malzemeyi hazırladıktan sonra bunu... Süper. Gayet de basit hazırlanıyor. Malzeme listesinde ne varmış yeniden okuyayım bence hamur listesinde. 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı tereyağı, 1 çay bardağı su, 1,5 su bardağı da rendelenmiş eski kaşar kullandık efendim. Şimdi şöyle şurayı birazcık yağlayıp kapatalım. Evet. Kapanmıyor. İnat etti şu anda. Bakalım. Evet. Kapan canım benim. Kapan. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle. Evet. En azından burada hep beraber de görmüş olacağız. Çıkıyor muymuş? Çıkmıyor muymuş? Olmadı. Olmadı. Birazcık gülümseriz. Pazartesi eğlencesi olur. Gerçekten. Efendim. Böyle kiloyla, iç malzemeyle beraber doldurup sunabiliriz. Evet. Şöyle yapıyorum. Bir tane daha alalım. Efendim. Oo, patlıcanlar. Gerçekten güzel güzel kokmaya başladı. Şimdi efendim ne kadar sürede pişecek peki? Patlıcanlar? Evet. Her yerini ızgaraya, her yerini değdireceğiz. Tamam. Bakın hafif böyle kahverengi bir renk aldı. Şeyin kendi renginin dışında. Her yeri bu renk olana kadar tavada kalacak. Tavada kalacak. Evet, sonra alacağız zaten. Delmemizin... Normalde ne kadar sürede peki pişecek? Normal süresi hamuruyla beraber. Ha normal şeyin hamurun börek itası olarak 180 derecede 13-15 dakikada pişiyor börek itaslar. O zaman çok çabuk kremamız da pişmiş olacak. Evet, tartamına da baktım, pişmek üzere. Kremamız da zaten bakın gayet güzel bir kıvamı oldu. Gayet lezzetli. Artık çok güzel görünüyor. Buradan da bunun hepsini kullanacak mı? Bütün dibini mi sıyıracağız bunun? Size ayırmıştık biraz. Hayır. Tencerenler de orada ama içerisine de malzeme koymuş. Neyse artık. Gitti, gitti. Tencerenin dibi gitti yine. Gitti. Efendim. Şöyle kalın hamurumu da böyle sarayım. Evet. Şimdi güzel güzel vallahi sarıyorum ben. Uçlarını kapatıyorum ki. Evet, şimdi bir tane daha hemen açalım. Onu da yerleştirmeye başlayalım. Şöyle. Güzelce onu da yerleştirdiğimizde çok lezzetli olacaktır. Çıkacak ya, ben güveniyorum. Külahlarıma güveniyorum. Yağladım güzelce. Kendimden eminim. Çıkartacağım ben onları. Canlı yayında başımıza gelmedik şey kalmıyor. Sizin böyle eğitim verdiğiniz eğitimlerde böyle yaşadığınız anılarınız var mı? Hani böyle değişik olmaz olur komiklikler, mu? Evet, evet. Başınıza gelenler efendim. Birazcık onlardan anlatmak ister misiniz? Ya tabii, çok güvendiğiniz bir ürün bazen işte burada her şey sebep olabiliyor. İşte çok iyi anlatıyorsunuz ürünü. İşte şöyle güzel olacak, böyle güzel olacak. Anlatıyorsunuz, herkes yapmaya başlıyor. Fakat finalde bazı şeyler kötü gidebiliyor. Kötü gidebiliyor. Tabii bunun bir sürü nedeni var. Hani burada hava sebebi var, un sebebi var. Evet, yani şeker sebebi var. Yani pudra şekeri yerine nişasta atmanızın sebebi var. Yani her şey etken olabiliyor burada. Gerçekten öyle. Biz geçen sezon bir keşkül yaptık burada. Safranlı. Ama yani ben keşkül çok tercih etmem ama seven arkadaşlar, ekip arkadaşlarım çok. Neyse böyle işte şey yaptık. Her şey bitti, fotoğrafları çekildi, herkes kaşığını aldı. Böyle keşkülün başına geldi. Keşkülde bir acımtırak bir tat var. Ama nasıl acı? Yani böyle tuz acısı falan değil. Şimdi bu
vanillerin paket, büyük paket halinde olanları var ve o birazcık fazla konulduğu zaman otomatik olarak evet acıtıyor. Ve tabii kendi bunu da demek ki ben de dikkat etmemişim. Böyle alıp önümde de görünce koyunca mesela hani dediniz de işte nişasta, pudra şekerine nişasta olunca bizde öyle bir durum olmuş. Herkes böyle şey haline geldi. Keşke yenmesin, bırakılsın. Yani evet. Olmaz diye bir şey yok gerçekten. Oluyor. Ya saf vanilin hani tek başına kullanıldığında zehirleyici olabiliyor. Evet. Çok kullandığımız. Öyleydi. Evet. Öyleydi ama yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz. Öyleydi. Yani evet o yüzden oluyor ciddi anlamda. Naftalin gibi bir hali var kendisinin. Evet. Çok net. Hem görüntüsü hem kokusu böyle bayağı yakın kendisine. Yağlıyorum. Biz şeylerde o vanilinleri kullanıyoruz, o vanilyaları kullanıyoruz. Ama nedir? İşte 10 kilo süte, evet. İşte 10 kilodan bir krema kaynatıyoruz diyelim ki yarım çay kaşığı i̇şte kadar düşünün. Koyuyoruz. Yani oradan hesabını yok. Siz bir kiloya belki bir kilogram süte bir çay öyle kaşığı. Öyle olunca. Evet. Yani enfes olmuştu. Güzel güzel devam ediyorum. Bunları da sardıktan sonra açıkçası fırınlamak istiyorum ki pişmeye başlasınlar. Sizler için de uygun mudur Sayın Reji? Ne dersiniz? Evet. Patlıcanlar da çok güzel görünüyor. Efendim. Patlıcanlar. Tabii bostan patlıcanı olduğu için közlenme süresi biraz daha uzun evet. sürüyor. Efendim. Şöyle efendim. Bir de bu tarafını döndüreyim. Şöyle. Bir de öbür tarafına da şu kestiğim 3 parçayı da koyup bir fırınlıya olalım. Kendilerine. Bakalım çıkacak mı sonra? Heyecanla bekliyoruz. Efendim. Güzelce sarıyorum. Güzel güzel saralım. Efendim ne vardı hamurunda? Kaymak vardı. Ne zamandır kaymak koymuyordum hamurlarıma. Kaymak severim ben bilirsiniz. Kaymak, süt vardı, maya. Ben şekerle buluşturdum yine mayayı. Mayanın aşkını şekerle bir araya getirdik. Tuzu vardı. Güzelce yoğurduk efendim. Aldığı kadar da un koyduk. Ki sizler artık zaten ev hanımlarımız veya çalışan hanımlarımız hepsi biliyorlar bunu. Nasıl bir kıvamda olduğunu. Hatta mayalı konusunda gerçekten çok çok da başarılılar. Böyle güzel bir hamur yaptık. Zaten sararken de görüyorsunuz hamurun da kıvamını. Şöyle yerleştiriyorum. Evet, şimdi bir tane daha alalım. Bunları da bu iki tanesinde sarınca üzerine yumurta sarısı sürüp fırınlayacağım. Efendim, fırınlayacağım kendilerini. Sonra fırından çıkacaklar. Burada itinayla kalıplarından çıkartacağım. Efendim ki o çıkartma durumunda hepimiz heyecanlıyız. Evet yani sıcak sıcak olduğundan dolayı da birazcık daha heyecanlıyız ama son ana kadar bekleriz, dinlendiririz ki iyice soğusun. Çünkü bazen burada tabii fırından çıktığı gibi börekleri falan kesmemiz gerekiyor. Nasıl böreğe eziyet, bana eziyet. Evet. Yani. Gerçekten çünkü börek orada ağlıyor bildiğiniz. Rahat bırak beni. Birazcık izin ver soğuyayım şeklinde. Ben de hayır olmaz diyorum. Vallahi göstermem lazım seni böyle yani gidişat böyle diyorum. O yüzden öyle bir durum oluyor. Patlıcanlar ne durumda? Patlıcanlar olmak üzere. Olmak üzere. Süper. Tamam. Ben fırınlığa doğru ilerleyeceğim. Hemen bir tane yumurta sarısı alacağım. Bu arada tart hamurunuz süper görünüyor. Şeyle tam dengeli olacak evet. zannedersem. Siz poğaçaları gerçekten atarken tartı siz çıkartacağız. Çıkartmış dedi. Olacaksınız. Çok çok güzel olacak. Şimdi şuradan bir tane daha alayım ki yumurtanın beyazını da kenara alacağım. Üzerine yumurta sarısı.
götürüp ve bu arada hamurun şekli nasıl olacak? Merdaneyle açacağız. Hı hı. Bir bardak ya da bir kalıp yardımıyla kesip katlayacağız. Normal poğaça şeklinde olacak. Uçlarını da çatalla ezeceğiz. Evet. Ki içerisinde patlıcan akmasın diye. Süper. Hamur da zaten dinlenmiş. Evet. Ha, şurada zaten fırçam vardı. Birazcık zeytinyağıyla beraber şöyle iyice karıştırıyorum. O krema çok güzel görünüyor. Bayıldım. Evet, güzel oldu. Şimdi şunları alalım. Hemen üzerlerine, yumurta sarılarına süreceğim. Bir şey atacak mısın üzerine? Üzerine bir şey atalım mı? Çörek otu belki atabilirim. Külahın üzerine ama hani böyle sade sade sanki bir külah şeklinde de olabilir. İçerisini sonra kısmetse inşallah. Yani. Şey mi, endişe mi ediyorsun kalıptan çıkmaz şimdi sıcak diye. Olacak ya. O yüzden bir paniğim vallahi, ne yalan söyleyeyim. En azından panikliğimi önceden dile getiriyorum. Bence hamur da yağlı bir hamur. Kalıbını da güzelce, yağladın. Güzelce yağladık. Çıkacak diyorsun. Sorunsuz çıkacak. Biz böyle diyoruz, bir de çıkmıyormuş. Evet, öyle diyoruz, çıkmıyor. Sonra derim ben demiştim ama siz böyle demişsiniz, ne oldu derim size. Tamam, benim üstüme at. Peki, estağfurullah. Efendim. Şimdi efendim bu arada patlıcanlar acaba közlenirken hamuru birazcık açsak mı? Ya da hamuru nasıl açacaksınız? Tamam, hamurumuzu açalım. Sonra da kalıpla keselim. Hı hı. Şimdi tart hamurunu çıkartalım mı? Hemen bakayım. Hani çıkartacaksak o tarafa koyayım. Harika pişmiş bu. Tamam. Evet. O zaman tart hamurunu çıkartırken şuradan diğer bir eldivenlerimi alayım. O elinizi yakabilir. Değil mi? Yandı mı? Aman. Yanmadıysa süper. Yok, yanmadı. Gayet de güzel görünüyor. Evet. Şimdi şuraya hepsini getireceğim. Süper görünüyor. Dereceyi arttıracak mısın? Evet, birazcık daha arttıracağım. Hoş, çok da ısınmış da durumda şu anda fırınım. Tamamdır. Evet. Şimdi de buradaki hamurlarımı hemen streçleyeyim ki kurumasınlar. Unu alabilir miyim? Tabii ki, unu hemen veriyorum. Teşekkür ederim. Ben de şuradan streçimi alayım. Kendilerini. Yine un serptim. Evet. Üzerine de serpeceğim. Evet. Yine tart hamurunu açtığım kalınlıkta bir hamur açacağım. Kalıplarla kesip içini yerleştireceğiz. Yine tabii böyle biraz merdaneyle oynadıktan sonra mutlaka altını tekrardan unlayıp, yani yapışmaması için. Evet. Unlayacağız. Altını üstünü az az unlaya açacağız. Unlaya unlaya açacağız. 15 dakika kadar falan mı kalacak fırında? Fırında evet, 180 derecede 15-20 dakika sürede pişecekler. Tamam. Evet. Böyle hamurlarımı kenara aldım. Şimdi bunu da kenara koyayım. Bakalım. Efendim. Şimdi şöyle bir sosyal medyaya göz attıktan sonra bakalım. Aynı zamanda da hamurumuz şimdi açılırken efendim ne yapıyoruz? Reklam arasına doğru gidiyoruz. Aklım sosyal medyaya doğru gidiyoruz diyordum neredeyse. Reklam arasında şu anda siz çayınızı kahvenizi yiyin diyorsunuz. Biz reklamlardan sonra harika patlıcanlar, külah poğaçalar ve mozaikle beraber ve bir de tabii ki meyveli turtayla buradayız. Aman bir yerlere lütfen ayrılmayın. Thank you.
Kendileri çıktılar. Birazcık soğumaya bıraktık. Bir iki dakika dinlensinler. Gayet güzel görünüyorlar. Daha sonrasında çıkartıp kendilerinin içlerine beyaz peynir dolduracağım. Ve üzerine bir iki tane de maydanoz koyacağım. Şimdi birazdan da bir dakika sonrasında falan, bir buçuk dakika kadar sonrasında da mozaimi alacağım. Onu da böyle streçten çıkartıp bir tepsi alıp üzerine böyle çikolata sosu gezdirmek istiyorum. Arkada hatta onu süslemek için böyle meyvelerim vardı. Onları alayım. Bu arada evet, şimdi ne durumdayız? Börek tasların patlıcanlarımız oldu. Hı hı. Şimdi bunların ortalarına patlıcanlarını koyacağım. Koyacağız. Ve kapatacağım. Sonra da üzerine yumurtalayıp çörek otu serpeceğim. Süper. Yine 180 derecede 15. Kaç dakika? 15 dakika yeterli olacaktır. Evet. 180 derecede. Bakın. Çıktı değil mi? Bakın. Bakalım. Efendim bu çıktı. Çok tatlı. Şuraya koyalım. Şimdi bakıyorum. Ay bir dakika. Üçüncü kameradaki sevgili arkadaşım Mustafa'ya selam olsun. Evet efendim. Şimdi peynirlerle dolduracağım. İçerisinde. vallahi açıkçası daha da çok sıcaklar ama şöyle bir tane daha çıkartayım. Evet, biraz daha soğusunlar bu arada. Kapatalım mı hemen beraber? Şöyle. Şöyle çatal. O zaman bir tane de çatal alayım. Hı-hı. Efendim. Şimdi bu arada ben onu yaparken acaba tartın dolduruşunu bir görsek mi? Ne tamam, dersiniz? Tamam, ben tartı doldurayım. Şöyle alayım size. Evet. Tartımız evet. Fırından çıkmıştı zaten. Soğudu şu anda. Kremamızda bir sıkma torbasını aldık. Evet. Şöyle bir torbaya doldurduk. Bir de uç taktık ona. Şöyle şekilli güzel bir uç taktık. Şimdi buna şöyle sıkacağım kremayı. Evet. Gayet de güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Mozaiği rica edebilir miyim? Mozaik. Benim ekip yine buradaki tariflere dalmış durumda. O yüzden. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim. Şimdi mozaim gördüğünüz üzere burada. Hemen bir iki tane daha kapatalım. Üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derecede mi pişirecektik? Evet, 180 derecede. Yumurta sarısı süreceğiz. Bir de çörek otu atacağız azar şimdi, azar. Efendim. Evet, süper. Kremamızı sıktık. Harika. Meyvelerini yerleştirirken yer değiştirelim. Şöyle size. Şimdi. Böyle. Şimdi bu arada son 2 dakikamız kalmış. Tamam. En hızlısından meyveleri yerleştirirken külahları dolduralım. Hemen efendim. Şimdi burada kararacak bir meyvemiz yok. Onun için jöle kullanmamız da gerek yok. Ama muz, elma gibi meyveler kullanıyorsak bir jöleyle, hazır jöleler mevcut zaten. Onunla üzerini mutlaka jölelemek gerekiyor meyvelerin ki kararma olmasın. Ama biz şu anda öyle bir şeye ihtiyaç yok. İhtiyaç yok diyorsunuz. Şimdi bunları hemen hazırlarken şuradan servis tabağımı alayım. Benim harika taş tabaklarım. Efendim. Şimdi bunun bir tanesini göstereyim. Bir tane daha doldurmak istiyorum. Şöyle. Bir tane daha doldurduktan sonra veda ederken sizlere kendime yer açmaya çalışıyorum. Buz çok sıcak şu anda. Kafam karıştı. Yerim dar. Şu anda bildiğiniz yerim dar yani. Artık efendim. Şöyle yapacağım. Şunun altını kapatmak istiyorum. Efendim. Oradan bir tane servis tabağı rica edebilir miyim? Beyazlardan olursa. Çok mutlu olurum. Alayım. Çok teşekkür ettim Aslı'cığım. Evet. Nasıl? Sıcak. Yok, bu soğuk da şuradaki döküm tavam sıcaktı. Şimdi
Bunu kenara aldım. Şimdi efendim bunu çıkartıyorum. Şöyle bunu açacağım. Vallahi pazartesiyi dolu dolu yaşadık gerçekten. Bir koşturmaca halindeyiz. Meyveli tart şu anda. Hazır. Meyveli tart hazır mı? Bir görelim meyveli tartı o zaman. Süper. Ellerinize sağlık. Efendim afiyet, meyveli tart sevenler şu anda gelmişler anladığım kadarıyla. Evet. Şunlara devam edeyim. Bu arada siz onları devam ederken ben mozaiğimi streçinden kurtarırken bir tabak daha rica edeceğim ki ters çevireceğim çünkü. Bir programın daha sonuna geldik. Efendim dolu dolu bir programdı. Yarın ne mi var? Gerçekten çok harika bir konuk ağırlıyorum. Yarın kahve günü. Siz de kahvelerinizi alıp bizi izlerken biz burada kahvelerin üzerine sanat yapıyor olacağız. Harika resimler yapıyor olacağız. Sakın kaçırmayınız diyorum. Yarın yine aynı saatte 11 çeyrek geçe dolu dolu canlı canlı Gülenay'la Pasta Börek'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.